Cümleten selamlar ki kardeşlerim bugün sizlerle beraber yepyeni bir videoda beraberim. Bugün sizleri FC25 Ultimate Team'e sadece 5 dakika içerisinde hazırlayacağım. Videoyu lütfen atlamadan izleyin. Her adı bu çok önemli. Ve o zaman hazırsanız sezona başlıyor. Oyunu açtığımız zaman Ultimate Team'e tıklıyoruz arkadaşlar. Ve güncelleme yapmasını bekliyoruz. Güncelleme yapılmasının ardından sizlere bir ülke seçtirecek. Burada Brezilya veya Fransa seçmeniz KKG'lere daha yardımcı olacaktır. Ancak etkisi minimaldir. Ardından sizlere seçtiğiniz ülkeden oluşan bir kadro verecek arkadaşlar. Ve sizlerden bir tane kiralık oyunu seçmenizi isteyecek. Burada istediğiniz pozisyondan seçebilirsiniz. Ben kendim orta sahayı tercih ediyorum. Ve Barella'dan ilerliyorum. Ardından sizlere forma seçme ekranı geliyor arkadaşlar. Burada iyi takımların altın parlak formalarını seçmeniz gerekiyor. Ben şu anda ilk örnekte denk geldiği gibi istediğim formalar gelmedi. Bu durumda oyunu kapatıp açıp tekrar ultimate girdiğiniz zaman arkadaşlar sizlere farklı seçenekler sunuyor. Ve ardından güzel formaları seçip ...FIFA pointlerimizi şu anda ekrandaki gibi aktarıyoruz. FIFA pointleri bir kere aktarabiliyorsunuz. O yüzden dikkatli olun arkadaşlar ve orada... ...evet benim FIFA pointlerimi aktar tuşuna basın. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar... ...önceki giriş kadro kurma görevini yapmanızı tavsiye ediyorum. Bunları yapmak çok kolay sadece pozisyonlara herhangi bir şekilde fark etmeden sadece bronz oyuncu koyuyorsunuz arkadaşlar. Yani stoperi stoper koymak, orta saha orta saha koymak zorunda değilsiniz. Hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Oyuncuları da bu şekilde yedekten direkt aratarak ekleyebilirsiniz. Gerçekten çok basit. Bunu yaptığınız zaman kadro kurma görevlerinin kilidi açılacak sevgili dostlar ve artık bütün hepsi erişebileceksiniz. Ardından formalarınızı ve armalarınızı benim gibi yani ileride değerlenir diye tatmak, bekletmek istemiyorsanız direkt buradan hızlı sat yaparak ilk 1500 jetonunuzu elde edebilirsiniz arkadaşlar. Kulüp ve stadyum sekmesinden buraya erişebiliyorsunuz ve buradan ilk kuyuksellerini hızlı sat yaparak coin'i elde edebiliyorsunuz sevgili dostlar. Ardından Moments moduna geliyoruz. Moments modu sizlerin çok basit görevler yaparak paket kasabileceğiniz bir yer. Burada da ödüllere baktığınız zaman benim sizlere tavsiyem ya 60 yıldıza altın oyuncu e, nadir altın oyuncu paketini almanız veya 50 token'e 2 tane Foot Draft e, token'i almanız arkadaşlar. Bence Foot Moments'daki en karlı şeyler bu şekilde. Ardından arkadaşlar oyundaki görevler sekmesine geliyoruz. Bildiğiniz üzere milestone'ların altında asist ve gol görevleri var. Ben şimdi sizlere bu görevlerin hepsini ekranda özetleyeceğim. Bu görevler çok kritik arkadaşlar. Özellikle oyuna sıfırdan başlayanlar için çok değerli. Ancak bu görevleri nasıl yapacağımızı şimdi senaryolara göre sizlerle birlikte konuşacağız. Zaten paketleri şu anda oyunda FIFA pointsiniz varsa bile açamıyorsunuz. Dolayısıyla gerçekten de oyunun başına iyi kadro kurmak isteyenler için bunları yapmanız şart arkadaşlar. Şimdi gelelim. 4600 FIFA points'im var. Ne yapmalıyım? Burada senaryo ilk senaryo arkadaşlar gidip paket açmak ve bunları 7500 coins'lik premium altın paketleri açabiliyorsunuz. Ortalama hızı sat fiyatı 2800 coins ve açtığınız zaman elinize geçecek coin 80K oluyor. Eğer hiçbir şey çıkmazsa tabii ki güzel kartlar çıkarsa bu senaryo değişebilir sevgili dostlar. Peki ikinci senaryoda ne yapabilirim? 4600 FIFA pointim geldi. İkinci senaryoda ne yapabilirim? O da online foot draft oynamak olacaktır arkadaşlar. Online foot draft iki galibiyet ve üzeri aldığınız zaman iki tane altın paket açmak yerine daha karlı bir hale gelmiş oluyorsunuz. Ancak unutmayın ki oyunun başa profesyonel oyuncular bunu oynayacak. Bu yüzden çok dikkatli olun ve iki galibiyet almak FIFA 24'teki iki galibetten çok daha zor olacak özellikle sene sonuna göre. Burada maçla yapacağınız için toplamda 135.000 bin bir karınız olacaktır. Hiçbir şey çıkmadı takdirde ve her tarafta iki galibiyet aldığınız takdirde. Üçüncü senaryoya geliyoruz arkadaşlar. Bu en karlısı bu da single player draft oynamak. Yani tek oyuncul draft oynamak. Burada en kolayda da oynasanız, en zor da oynasanız aynı ödül veriyor sevgili dostlar. Bunu yapmanız yaklaşık 12 saat sürecektir ve sonunda minimum 190 bin jeton elde edeceksiniz arkadaşlar. Ancak kulağıma yeni bir şey geldi Discord sunucumuzdan burada bir gol limit olduğu söyleniyor. 10-15 golden sonra oyundan attığı söyleniyor. Bunu bir kere deneyin arkadaşlar. Eğer 10-15 golden fazla attığınız zaman oyundan atıyorsa bunu yeni online draft'ı tercih edebilirsiniz. Atmıyorsa offline draft'ı yapmanız üzere sizlere öneririm. Çünkü görevleri de hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Peki FIFA Point'im yoksa ne yapacağım? Standart sürüm aldım. Arkadaşlar Squad Battle'ın en kolay moduna girip benim görevler sekmesine vermiş olduğum görevleri yapmanız gerekiyor. Bunları yapmanız sizin şart. Çünkü sizin FIFA Point'iniz yok. Siz emek vereceksiniz. Arkadaşlar bunu unutmayın. Bu oyuna ya verirsiniz ya emeğinizi verirsiniz. Bunu asla unutmayın sevgili dostlar. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Şimdi geliyoruz arkadaşlar Squad Battle'a. Squad Battle bu sene 14 maç sevgili dostlar. Ve çok kolay şekilde yapılabiliyor. 14 maç olduğu için ve ödülleri pazar günü geldiği için mutlaka Squad Battle'ı oynamanız gerekiyor. FP'niz varsa Single Player Draft kastıysanız arkadaşlar kurduğunuz kadroya direkt buraya girin ve oynayın. Eğer hiçbir şekilde FIFA, FIFA points'iniz yoksa veya direkt paket açtıysanız mutlaka girin ve bu 14 maçı yapın oynadığınız zorluğa göre puan topluyorsunuz ve zorluklara göre aldığınız e, ödüller oluyor. Ödülleri de zaten ekrana verdim. Pazar sabahı da ödülleriniz gelecek. Bu yüzden mutlaka Squad Battle oynamayı unutmuyorsunuz. Şimdi geliyoruz gelişmiş kadro kurma görevlerine arkadaşlar. Bu 3 kadro kurma görevi hibritlik, hibrit ee, Nations ve and yani Nation Hybrid yani arkadaşlar size Türkçe olacaktır zaten 3 tane var. Bu görevleri yapmanız gerekiyor ve oyunda şu anda FF ile bile açamıyorsunuz paketleri açıyorsunuz. Peki ben bunların çözümlerini nereden bulurum diyorsanız şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi easysbc.io sesine gidiyorsunuz arkadaşlar. Yapmak istediğiniz kadro kurma görevini seçiyorsunuz ve o sizlere tamamen yapay zeka tarafından oluşturulmuş size özel herhangi bir kadroyu oluşturuyor ve bunu gidip kurabiliyorsunuz ya da fikir alabiliyorsunuz. Peki oyuncunun fiyatlarına bakmak için nereyi kullanıyoruz? Foot.gg'yi kullanıyoruz arkadaşlar ve buradan da oyuncu fiyatlarına bakabiliyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bu iki isteği mutlaka kaydedin. En son olarak da arkadaşlar sizlere görev hatırlatması yapmak istedim. Burada bir sürü görevler var. Örnek verecek olsak transfer market görevleri var. Burada oyuncu alarak satarak da burayı açabiliyorsunuz. Yani kısacası oyuna her girdiğinizde mutlaka görevler sekmesine uğramayı unutmayın. Dediğim gibi tam 5 dakikada sevsi 25'i e hazırladım. Arkadaşlar mutlaka oyuna başladığınız zaman öncelikle Moments'ı yapın, ardından FP'lerinizi senaryolara göre değerlendirin ve gelişmiş kadro kurma görevlerini yapın. Bu şekilde pazar sabahı Squad Battle ödüllerinize geleceği için pazar gününe en az 500 bin, 600 bin jeton ederinde kadro kurabilirsiniz. Çünkü açmış olduğunuz paketlerin hepsi çok iyi olacak. Hem görevlerden, hem kadro kurma görevlerinden, hem Squad Battle'dan, hem de oyuna gelecek olan hem bu akşam hem de yarın akşamki SBC'lerle gerçekten iki günde oyuna başlayabilirsiniz. Bu çok basit. Bu oyuna paranızı vermiyorsanız emeğinizi vereceksiniz arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Anlamadığınız herhangi bir nokta varsa lütfen yorumlara yazın. Hepsini cevaplayacağım. Yarın veya pazar günde paket açılımı canlı yayınım olacak. Twitch ve Kik adresimi videonun açıklama kısmında ve sabitlenen yorumda görebilirsiniz. Ben videoyu 2 saatte hazırladım. Sizin bu videoyu beğenerek destek olmanız sadece 1 saniye arkadaşlar. Destek olursanız çok sevinirim. Bu sene oyunu aktif oynuyorum. 3 hesapla weekendlikle ilk hafta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi sezonlar.